Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi harikasınızdır. Bugünkü bölümümüzde sizlerle dün Twitter'da bahsettiğim ve resimlerini paylaştığım bu yapay zeka ile 5 dakikada sanat eseri olan NFT'leri nasıl yapıp OKEX NFT marketinde satabilirsiniz bunu anlatacağım. Ondan sonra bu videoda çekilişini de yapacağımız Squid Game NFT'lerinden bunların nerede mintlenebileceğinden bahsedeceğim. 3 tane Squid Game mintlemesi yapacağım. Bu video için bir tanesini ve yarın da bir diğer Squid Game NFT'sini size vereceğim. Yani dolu bir bölüm ama tabii öncesinde benim 2-3 saat vererek hazırladığım bu videoyu 1 saniyenizi alarak beğenmeyi unutmazsanız harika olur. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Küçük bir hatırlatma olarak. Ben finansal danışman değilim. Burada verdiğim herhangi bir bilgi kişisel deneyimlerime ve bilgilerime dayanmaktadır. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Bahsettiğim herhangi bir şirket çok iyi yerlere gelebileceği gibi batabilir, parayı alıp kaçabilir ve coin ya da proje değeri sıfıra ulaşabilir. Bu riskleri göze alıyorsanız bunun bilincinde yatırım yapmanız çok daha doğru bir karar olacaktır. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bugün yemyeşil uyandık piyasaya. Hatta dün de biraz öyleydi. Belirtilerini vermişti. Fakat bugün çok daha iyi. Yani BTC kendisini 41 bin doların hatta 41.500 doların üzerine attı. Şu an burada tutunmamız çok önemli. Neden? 40 bin doların üzerindeyiz. Yani bu sağlam bir direnç hattıydı altında olduğumuz zamanlarda. Yani şimdi kendini burada tutabilirse sonrasından üstlere doğru tekrar kırılım gelebilir. Maalesef ki panik satışı yapmış olan arkadaşlarımız biraz daha üzgün olabilirler şu an. O yüzden burada çok dikkatli ve sabırlı olmak çok önemli. Ve ilk konumuza geldiğimiz zaman bu sanat eserlerini yapay zeka kullanarak nasıl yapabiliyorsunuz? Ben de geçenlerde araştırma yaparken denk geldim. Yani NFT'lerle alakalı araştırma yapmaktaydım. Ve bir yöntem buldum. Linkini sizlerle de paylaşacağım zaten. Yöntemin adı arkadaşlar How to Generate Mind-Blowing AI, yani bu yapay zekadan bahsediyor. Art in 5 Minutes, yani bu sanatı nasıl yaratabiliyorsunuz? Ben dediğim gibi bu linki size vereceğim. Yalnız sırf bunun için kendime farklı bir Gmail hesabı açtım. Yani ismimi soy ismimi vermeden sadece internet üzerinden farklı bir link kullanırken yani herhangi bir şey ne olur ne olmaz erişimleri olmasını istedim. Bakın dün ben biraz uğraştım. Belli başlı adımları var ama otomatik artık yapılıyor. Görebiliyorsunuz bu resmi sizlerle paylaşmıştım. Bu birinci adımı, bu da onuncu adımı diyebiliriz. Yani neye dönüştüğü bakın adımları görebiliyorsunuz zaten burada. En aşağıya inmiş olayım. Artık buna dönüşmüş. Yani burada yapmanız gereken belli başlı anahtar kelimeleri bulup bunları bir araya getirmek. Ben birkaçını ipucu olarak size vereceğim. Bunları bir araya getirdikten sonra yapay zeka internet üzerinden her şeyi bulup ona göre ayarlama yapmakta. Ve tamamen eşsiz bir şey ortaya çıkıyor böylece. Ve bunu kendi yaratımınız olduğu için de gidip NFT haline getirip herhangi bir pazarda satabiliyorsunuz. Biz ama bu videoda OKEX'e yöneleceğiz. Daha öncesinden de göstermiş olduğum için. Şimdi videonun aşağısındaki linkten ilk girdiğiniz zaman karşınıza çıkan şey şu olacak. Bakın yenileyelim buradaki sayfayı. Evet gördüğünüz üzere bu Google'ın sağladığı bir hizmet. Burada yapmanız gereken belli başlı şeyler var arkadaşlar. Download required Python packages. Bunun aracılığıyla yapılıyor ve bunları indirmeniz gerekiyor. Şimdi yapacağınız şey buradaki play tuşuna tıklamak ve diyor ki bu Gmail adresi üzerinden direkt Google üzerinden bir hizmet değil. Yani bunun yarattığı bir şey. Ben burada tamamıyla benden bağımsız, bütün hesaplarımdan bağımsız bir Gmail hesabı yarattım. Ve burada yaptığım şey, hani bunu seçtikten sonra bakın burada yazıyor. Takma isimle de açtım bir tanesini. Yine de çalıştır diyorsunuz. Bu gerekli şeyleri dolduruyor. Yine ben robot değilim'e tıkladığınız zaman. Şimdi bu indirdiği zaman burada küçük bir onaylanmış şeyi çıkacak. Böyle tik çıkacak orada bir tane. Evet görüyorsunuz. Şu an işlemler başladı. Bakın burası tamamdır. Şimdi arkadaşlar modelini seçmemiz lazım. Normalde anladığım, araştırdığım kadarıyla şu 16384 ile biten en iyi çalışanlar. O yüzden ben direkt onu seçiyorum ama diğerlerini de deneyebilirsiniz istiyorsanız. Bu ikinci adım olarak tekrar indirmeyi başlatma butonuna tıklıyoruz. Bunun da biraz zamanı var. Ondan sonra bu da onaylanmış olacak. Evet burayı da bitirdik gördüğünüz üzere. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz. Bakın burada Download Libraries for Neural Network. Aslında yapay zekayı kullanıyor. Evet ama ana adı sinirsel A diye geçiyor olabilir. Yani direkt Türkçe'ye çeviri yapıyorum. Burayı da tekrar indirmemiz gerekiyor. Tamamdır. Bu da. Şimdi burada settings for this run, yani bunun için ayarlar diyor. Bu koşu için diye geçiyor. Yani resim ayarlarından bahsediyorum. Sonrasında şu şekilde aşağı iniyoruz. Burayı da hallettiğimiz için. Bakın art generator parameters. Yani buraya bir şeyler yazmamız lazım. Bu kelimelere göre bir şeyler oluşturacak. Yani herhangi bir şey olabilir. Fantasy world diye bir şey var. Mesela şu an uyduruyorum sadece. Hani biraz gidip romanı da bakabilirsiniz. Google Translate'a kullanabilirsiniz. İngilizceniz çok çok iyi değilse. Geçen gün yaptığım zaman Lord of the Rings in the Sky dedim. Gökyüzündeki Lord of the Rings biliyorsunuz.
biliyorsunuz filmini. Şimdi bu isim buranın anahtar kelimesi. Bu bir sanatçı. Biraz araştırdım neden olduğunu acaba anahtar kelimelerden biri. Bu bir sanatçı. Bunun resimlerine, onun genel çizimine baz alarak bir resim üretiyor. Bu tarz resimler yapıyor, sanatlar yapıyor. Yani grafik çalışmaları yapıyor. Bakın Dungeons and Dragons. Farklı şeyler var. Daha böyle ortaçağ. Biraz daha karanlık olabilir. İşte vampirler, zombiler vesaire. Şimdi geri dönelim mesela. Burada 300'e 300 dedik. Biraz daha arttırırsam zaman alacak. O yüzden şimdilik 300'e 300 bırakıyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Interval image. Her 50 birimde bir ya da adımda bir farklı bir şey oluşturuyor. Farklı bir resim oluşturuyor. Dediğim gibi şu an internetim çok muhteşem değil. Hani 300'e 300 şimdilik bırakıyorum. Ve burası okeyse buraya tamam diyorsunuz. Bu arada tam yazamamışım. Şimdi düzeltiyorum. Greg Rutkowski şeklinde tekrar okey diyoruz. Çünkü bir tane harf bile değiştirirsen bir öncekini alacağı için şu an bunu alıyor. Buradaki hani yazıları alıyor. Tamamdır. Tekrar run the art generator. Yani bu sanatı yaratacak bir otomatik sistem var burada. Kodlara gerek yok. Bunu açmanıza gerek yok. Okey dediğimiz zaman arkadaşlar burası da çalışmaya başlıyor. Kodlar yükleniyor. Birkaç tane dolum yapacak hani bunu yapabilmek için. Şimdi yavaş yavaş işlemler başlıyor. 6 oluyor. 50'ye ulaştığı zaman ben ilk adımını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar biraz beklettim şimdi. Şöyle göstereyim sizlere. 338'e bakın neredeyse 350'ye kadar geldim. Şimdi ilk adımından şimdilik son adımına kadar göstereceğim sizlere. Bakın bu şekilde başladı. Biraz daha ekledi. Hatırlayın ne yazdığımızı. Illusion of the Shadow Monsters. Bakın bu şekilde başladı. Adımları görebiliyoruz. Çok bir şey anlaşılmıyor değil mi? Yavaş yavaş oluşuyor ama. Sanki böyle kumda yaratıklar varmış gibi bütün kelimeleri kullanarak bir şey oluşturuyor. En son yaptığınız bu sizin için tamamsa en sonuncu sağ tuşa tıklayıp resmi farklı kaydet diyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi dediğim gibi NFT konularını araştırırken buldum zaten. Yine diğer NFT konumuz Squid Games'in NFT'leri çıktı. Ve bu sayfada da bu gösterilmekte. Ben buradan 3 tane alacağım. Size onu göstereceğim. Zaten bugün ve yarın da yine söylediğim gibi NFT'lerine çekiliş yapacağız. Bu daha önceden paraları alıp kaçan Squid Game takımından farklı bir takım. Zaten 2021'in yazında başlamışlar. Hani biraz daha araştırdım ben detaylı bir şekilde. Burada Metaverse üzerinde GameFi ve aynı zamanda NFT'yi birleştiriyorlar. Ne yapıyorlar? 6 tane farklı oyun yapacaklar. Bu Stage 1 dediğimiz Stage 0 var, Stage 1 var ve bundan sonra 4. Stage'e gittiği zaman ilk oyunu başlayacak. Ondan sonra 5.'ye geldiği zaman bütün oyunlar verilmiş olacak. Burada oyun oynayabilmeniz için elinizde bir tane NFT olması lazım. Bu şanslı iki arkadaşımız zaten benden bu NFT'leri almış olacak. Ve bu da Binance Ağı üzerinde. Yani kesintiler eğer mintlemek isteyen, yaratmak isteyen olursa biraz daha düşük. Bakın burada 97 yaklaşık var ve daha 2 gün önce baktığımda 800 civarındaydı. Yani %50 indirimle başlattıkları zaman 0.6 BNB yerine 0.3 BNB yapıyorlar. Yine burada da görebiliyorsunuz. Bunu başlattıkları andan itibaren bu yaklaşık 700 tanesi zaten mintlenmiş, alınmış buradan. İlk başladıkları zaman da yarım saat içerisinde satılmış. Yine şuradan da göstereyim ben sizlere. Bakın burada direkt marketplace yani market yeri tofuNFT.com diye bir yerde. Burada listelenmiş bir de tick de almış yani onaylanmış buradan. Yine görebiliyorsunuz volume yani şu ana kadar 52 BNB'lik alım satım yapılmış. Secondary market diye geçer bu. Hani mintleme işi bittikten sonra ana sayfadan buraya gelip alım satım yapma, trade yapma olayı yani NFT'de de. Activities kısmına gittiğimiz zaman yine kimin ne aldığını, ne sattığını, ne kadar fiyattan sattığını burada görebiliyoruz. Bakın en yakınında 2 saat öncesinden yapılmış aslında işlem. Yani buradan gerçekten bir aktivite olduğunu, insanların alıp sattığını daha az çok görebiliyoruz. Tekrar sitesine döndüğümüz zaman ben dediğim gibi 3 tanesini buradan alacağım, sizlere de göstereceğim. Birkaç tane özelliği var anlatabileceğim. Büyük bir ödül veriyorlar sonunda bu 6 oyunu kazananın. Her oyunun kazananı $25,000 alabilecek. Biliyorsunuz Netflix dizisinde de böyleydi. Yani para için oynuyordu burada oyuncular. Hayatlarını riske ediyorlardı. Buna benzer bir şey yapmışlar. Tabi burada sizin hayatınızı riske etmenize gerek yok. Sadece elinizde NFT'lerden en azından bir tanesini tutarak bu oyuna katılabiliyorsunuz. Tabii ki vereceğim bilgilerden sonra hepsi size kalmış. Yapmak ister misiniz, istemez misiniz? Ama ben yine söylediğim gibi bazı projelere başından, bazı projelere biraz daha sonrasından giriyorum. Burada alınabilecek bir risk gibi gördüm ama o benim kişisel kendi kanaatimdir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü anlatacağım şeylerden sonra dediğim gibi almak isterseniz öyle alabilirsiniz. O yüzden zaten size de verebilmek için ücretsiz yapıyorum mintlemesini. Bakın bu tarz NFT'ler olacak. Bu arada sanatkarından bahsetmişler. İsmini vermemişler ama çok bilinen, kendine özgü zaten yine görebiliyorsunuz resimleri olan, eşsiz şeyler yaratan ve sektörde bilinen bir kişiden bahsetmişler. Sanırım sonrasında bu ismi verecekler.
Bilmiyorum, belki sanatla NFT ile daha alakalı da olabilirsiniz benden. Bu kişiyi anlamış bile olabilirsiniz çizimlerinden. Genelde baktığım zaman profesyonel bir sitesi var. Yine görebiliyorsunuz. Bakın, koleksiyonları var. İşte players kısmından, yani en azından nadirlik doll kısmına kadar gidiyor. Bakın, bir tane var sadece burada. Yine policeman kısmı. Yani bunların hepsi karakterlerin başlıkları belli bir düzeydeki. Şimdi players'a gidebilirsiniz. Hani hepsine bakabilirsiniz ama burada değil de şöyle yapalım. Hemen gösteriyorum. Koleksiyona girdiğiniz zaman buradan daha rahat bakabilirsiniz hepsine. Hani kategoriler olarak bakabiliyorsunuz. Bakın, burada işte player type'lar var. Background color değişikliği var. Arka plan değişikliği. Gittiğiniz zaman bu tarz şekiller, işte numaralar, kıyafetler, arka planlar, bunların hepsi eşsizliğini değiştirebilecek türden zaten. Binance Smart Chain'e geliyorsunuz. Bunun için hazırladım ben zaten. 3 tane dediğim gibi alacağım sizi de izlerken. Bakın, rarity rank'e tıkladığımız zaman en az rarity rank kısmını görebiliyorsunuz. En eşsizden en fazlasına kadar. Bakın, farklı şekiller. Güzel aslında. Hoşuma gitti şu ikisi de. Yine bu da güzel. Hatta bakın, robotun şeyini yapmışlar ilk başta. Bayağı ünlendi o. İlk bölümünden sonra bu robot bayağı ünlendi. Instagram'da, işte TikTok'ta vesaire bir sürü. Hani hem komik hem farklı çeşitli videoları vardı. My Players kısmına gittiğimiz zaman tahminen bizi aldıktan sonra buradan gördüğünüz kadarıyla herhangi bir NFT zaten elimde yok. Normalde 4 artı 1, yani 4 tane NFT yaparsanız bir tanesini ücretsiz veriyorlar size. Ama ben hani çok da fazla abartmak da istemiyorum doğal olarak. 3 tanesine yetecek bir bütçem var. Ona göre risk alıyorum. Ona göre gülüyorum. Hani sırf ödül verecek diye bir tane daha eklemiyorum yani buraya. Daha önceki ilk seviyesi, o yarım saati bittikten sonra şu anki fiyatı 0.3, yani yarı fiyatına %50 indirimle. Sonrasında 0.42'ye bir sonraki adımda yani. Bir sonrakinde de 0.6'ya tekrar gelecek. Aynı zamanda governance token da çıkartacaklar. Bu ne demek oluyor? DAO kullanılabilecek mesela. İnsanlar oy verebilecek şirketin gidişatına, kimlerle birlikte partnerlik yapacağını vesaire, bunlara karar veriyor olacak. Yine dediğim bu 150 bin doların, yani 6 oyunun sonucu olarak 150 bin dolar kazanılabilmesinin üzerine bir de governance token da, yani onların token'ı da kazanabiliyor. Oyunda kullanılabilen çeşitli yerleri, oyunları vesaire katılmanızı sağlayan bu token'ı da kazanabiliyor olacaksınız. Yani ödülün üzerine diyebiliriz. Yine rakamları görebiliyorsunuz. %70 indirimle yapılmış. Bir sonraki %50 indirimle yapılıyor. Sonrasından yavaş yavaş gördüğünüz üzere artıyor. 4. seviyede artık ilk oyun başlıyor ve 5. seviyede bütün oyunlar açılıyor. Oyun başına da 25 bin dolar ödül alabiliyorsunuz. Yani bu büyük bir ödül açıkçası. Şöyle bir şey var. İşte kuralları vesaire yapmışlar zaten burada. Hani nelerle alakalı? Bu designer'la alakalı yazmışlar. Az önce söylediğim gibi ismini vermemişler. Hani Discord'dan da araştırıp sorabilirsiniz istiyorsanız insanlara. Bakın, birkaç yerde makalelerini de buldum internete yazdığım zaman. Yine CoinDo'da, bakın CoinPost'ta, "Choose to play to earn games are booming. How can users benefit?" İşte play to earn'le alakalı, çünkü böyle bir oyun olacağı için. Yine zaten modellemelerini de size vermiş olayım. Bakın, kendileri de yaratıyorlar kişileri, modellemelerini, oyun yerlerini. Diziyi zaten az çok izleyenler hatırlıyordur bu bölgeleri. Bayağı bir işte revaçtaydı bir aralar. Onun dışında başka bir makalesi daha var. Non-Fungible Tokens, The New World of Squid Game NFTs. Hani NFT'lerle alakalı konuşmuş. Bu da neredeymiş? Bitrebels.com diye bir sitede çıkmış bunun da makalesi. Bir tane daha var üzerine. Bakın, CoinSpeaker'da, burayı arada takip ediyorum. Bakın, burada da bahsetmişler işte Squid Game NFT şeklinde. Yalnız bu kadar yerde bahsediliyor olması, profesyonel bir site yapmış olmaları vesaire, bunlar artı tabii ki. Ama yine de küçük bir eksisi var. Burada takımı tamamıyla göstermemiş. Demişler ki 15 ülkeden fazla yerden 120 çalışanımız var. Keşke bunlardan biraz daha bahsetselermiş, ya da bir linklerini verselermiş, ya da CEO vesairenin kişisel hesaplarına ulaşabilseymişiz, kim olduklarını bilseymişiz diyorum. Genel olarak tek eksisi bu gibi görünmekte. Yani güveni bir tık düşürse de ben yine hani belli başlarına baştan projeye gireceğim için buna da öyle yapmak istiyorum. Çünkü şu da var, küçük bir artı olarak advisors diye onlara fikir veren, hani farklı şirketlerde çalışmış ama NFT konularına hakim, blockchain'e hakim olan iki tane kişi var. Üçüncüyü de ekleyeceklermiş. Bunların ismini cismini vermişler bu arada. İlkinin ismi Ori Ohayon, diğerisi Ben Tren. Hani bunları Telegram'da ilerlerken gördüm. Orada resimleri yazılarıyla birlikte var. Yine Telegram'larına da bakabilirsiniz. Telegram, Twitter ve Discord'ları var. Ori iki büyük yerde çalışmış bugüne kadar, hani şeylerle de alakalı, NFT'lerle, blockchain'le alakalı. Bir tanesi dünyanın ilk fiziksel sergisi haline getiren NFT Basel'da çalışmış. Basel şeklinde yazılıyor. İkincisi de GDA Capital diye bir şirkette iş geliştirmenin başındaki kişi olarak çalışmış. Ben'e geçtiğimiz zaman da Pluto Networks Operations diye bir yerde Kanada'da CEO olarak çalışmış. Bir de aynı zamanda Senior Vice President olarak Sirius Foundation'da çalışmış. Yani sektörde işi az çok bilen insanlar bunlara yardımcı oluyor. Onların işlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Hani Squid Game NFT'lerde. Bu bence iyi işaret, ama bütün takımı verselermiş çok daha iyi olurmuş tabii ki. Şimdi beraber gidelim 3 tane mintleyelim arkadaşlar. Squid Game ana sayfasına geçiyorum. Burada dediğim gibi 8 vardı, bakın 97 kalmış. Şu an bir tane mintleyeceğim, ondan sonra 2 tane de birlikte mintleyeceğim. Bakalım işlem nasıl oluyor diye. Bir tane yazdım. Bir
bir kerede 20 tane NFT mintleyebiliyormuşsunuz bir işlemde sadece. Şimdi mint diyoruz. Burada MetaMask'inizin Binance'e bağlı olması lazım. Bakın görüyorsunuz 0.3 ücreti var. İşte küçükte 1-1.5 dolarda bir BNB istiyor sizden. Confirm diyorsunuz. Minting süreci başlıyor. İşte şu an doluyor. Evet doldurduk arkadaşlar. Bakın 10.000 içerisinde Rarity Rank dediğimiz 1683. aldık. Fena değil. Şimdi geri dönelim. 2 tane daha yapalım beraber. Bakın burada görüyorsunuz. Mintledikten hemen sonra 96 kaldı zaten. 2 tane daha bir kere de yapıyorum. Bu sefer 0.6 gördüğünüz üzere 0.00259'da BNB kesintisi var. Evet 2 tane daha geliyor. Bakın total 3 oldu. 2 tanesini bunlardan sizlere vereceğim ve oyuna dahil olabileceksiniz başladığı zaman. O yüzden şimdiden bol şanslar diliyorum. Bir tanesinin çekilişini bu akşam yapıyoruz. İkincinin çekilişini de yarın akşam yapıyoruz. Bakın Twitter ve Telegram'ları da var. Ben bunların linklerini de videonun aşağısına koyacağım. Yine dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi daha doğrusu, kripto ve NFT, Metaverse, GameFi ne istiyorsanız bütün projeler kripto üzerinde çalışan risklidir arkadaşlar. Bunun bilincinde yatırım yapmayı tercih ederseniz tamamen size kalmış. Hani bu oyuna katılmak için bu gerekiyor. Eğer kazananlardan değilseniz oyuna katılabilmek ya da ödülünü alabilmek açısından bunu yapmanız gerekebilir. Ama dediğim gibi bu karar tamamıyla sizindir. Evet süper. Yine güzel bir bölümü geride bıraktık. Şimdi çekilişle alakalı yapmanız gereken şeyler şunlar. Twitter'da arkadaşlar her zamanki gibi beni takip ediyorsunuz. Bununla alakalı tweetimi like ve retweet yapıyorsunuz. Arkadaş eklemenize gerek yok. Eyvallah deyip bir yorum yazarsanız tamamıyla size kalmış. Bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Bir de YouTube videosunun aşağısına yorum yapıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar bol şanslar diliyorum. Evet süper. Güzel bir bölümü yine geride bıraktık. Umuyorum ki burada verdiğim bilgilerin hepsi yararlı olacaktır sizlere. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine çekilişin de bir parçası olarak Twitter'ımı ve Telegram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Linkleri hemen aşağı veriyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.